Merhaba sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tek renk ajurlu yapılışı oldukça kolay çok güzel bir 5 şiş patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz açık yavru ağzı tonlarında böyle bir ip kullandım. Şişlerim 3 numara patik şiş hanımlar. Hemen ipimi şöyle bir kenara alacağım. Patiğimi de göstermek istiyorum. İşte patiğim bu şekilde. Gerçekten çok güzel, çok şık oldu. Yapılışı da oldukça kolay. Bir sıra model kuruyoruz, bir sıra düz örüyoruz bu şekilde. Hemen patiğimin yanlarını göstermek istiyorum. Patiğimizin tabanı böyle. Topuğumuz işte bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet kolay, çok güzel bir patik oldu. Hem sade hem şık modeli arayanlar için de e, iyi bir seçenek olur diye düşünüyorum. Sizler dilediğiniz renklerde patiğinizi yapabilirsiniz. Evet hanımlar bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uygun oldu. Hemen patiğimizin yapılışına geçelim hanımlar. Patiğimize her zaman olduğu gibi burnundan başlayacağız. Şöyle. Şişimi alıyorum. Şişime 12 ilmek atarak patiğime başlıyorum. Ben bu başlama tekniğini hemen hemen bütün videolarımda gösterdim. Yeniden gösteriyorum şimdi. Sebebi de şu. Bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Bu şekilde 12 adet ilmeğimizi atıyoruz hanımlar. Ayrıca kanalımda farklı 5 çeşit patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinize dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Hemen sayalım ilmeklerimizi. 3, 6, 9, 12 ilmeğimiz olmuş. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde bana doğru gelen taraf ters taraf hanımlar. Hemen diğer sürümü alacağım. İlk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar bu sıramda ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ayrıca kanalıma abonelik ücretsizdir. Abone ol butonuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Bakın patiğimizin ön yüzündeyiz bu şekilde. Artık 5 işe de geçiş yapacağız. Hanımlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Toplamda 6 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Kenar ilmeğimle birlikte 6 ilmeğimi. 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de İkinci şişimle öreceğim. 12 ilmeğimi 6 şar iki şişime eşit olarak paylaştırdım. Tam da bu aşamada hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerden ilmekler çıkartacağız hanımlar. Ben tığ ile kolay ilmek çıkartabiliyorum fakat şu şekilde de ilmek çıkartabilirsiniz. Ya da e, patiye ilk başlarken iki şişin üzerine ilmeklerinizi atarsanız burası daha geniş olur ve daha kolay ilmek çıkartırsınız. Ben tek şişe alıştığım için böyle devam ediyorum artık. Şöyle ikinci ilmeğimi çıkartıp taktım. Üçüncü ilmeğim. İlk başladığımız yerden hanımlar şöyle bakın ilmeğin iki kanadından birden tığımı takıp ilmek çıkartıyorum. Patiğimiz daha sağlam oluyor. Beşinci ilmeğim ve altıncı ilmeğim. Şimdi bir altı ilmek daha çıkartıp orada dördüncü şişime takacağım. Toplamda dört işimizde de altışer ilmeğimiz olacak böylece. Bir ilmek taktım şu ikinci ilmeğim. Üç. 4. Dört. 5, 6. 4 içinde de 6 şart tane ilmeğim oldu. İlk başta bunlar böyle şişler karışık gibi görünebilir, zor gibi gelebilir. Fakat şişlerin bir tek ilmek sayıları arttıkça şişler yerine oturacak. Daha rahat öreceğiz. Şimdi Yapacağımız işlem şu bir sıra boyunca 4 şişimizdeki 6 ilmeğimizi de düz olarak öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olan şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İlk şişimdeki 6 ilmeğimi ördüm. İkinci şişime geçtim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine örüyorum düz olarak. Üçüncü şişime geldim. Burada da yine 6 ilmeğimi örüyorum. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Buradaki altı ilmeğimi de yine düz olarak öreceğim. Bir sıra örmüş olduk hanımlar böylece. Bir de e, başlangıç yerimiz neresiydi? Birinci şişimiz, üçüncü şişimiz hangisiydi? Karıştırdık diyenler var. Hanımlar İlk başlangıç ipimiz var ya bu minik ipimiz. Onun tam karşısındaki köşe başlangıç yerimizdir. Böyle ayırt edebilirsiniz. Şimdi geldik artırmalarımıza. Artırma işlemin işlemini hanımlar şöyle baktığımız anda patik burnunda bu ve bu kenarlardan yapıyoruz. Yani buradan ve buradan. Bu orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. Hemen ilk şişimde hanımlar kenar buraya denk geliyor. Birinci şişimdeyim. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz olarak ördüm. Kalan ilmeklerim düz. Birinci şişimde 7 adet ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. İkinci şişimde de kenar buraya denk geliyor hanımlar. Burada son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Hemen buradaki ilmeğimi alıyorum. Düz olarak ördüm. Kalan iki ilmeğim düz. 3. şişime geldim. Kenar hemen buraya denk geliyor. 3. şişimde ilk 2 ilmeğimi öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Şöyle. 2. ilmeğimin altındaki ilmeğimin kenarından şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz. İlk 3 şişimde 7'şer tane ilmeğim oldu. 4 şişimizdeki ilmek sayıları da eşit olacak. 4. ve sonuncu şişime geldim. Son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğin altındaki şu ilmeğin kenarına şimdi takıyorum. Bunu düz olarak ördüm. Kalan iki ilmeğim düz. Böylece dört şişimize de yetişer tane ilmeğimiz oldu. Evet hanımlar, şimdi bir sıra artırdık. Bir sıra düz gideceğiz. Her sıra artırma yapmıyoruz hanımlar. Şimdi dört şişimdeki yetişer ilmeğimi de bir sıra boyunca artırmayı yapmadan Düz olarak öreceğim. Hanımlar her sıra artırma yapmıyoruz. Sebebi şu. E, her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. Bu sebepten ötürü bir sıra boyunca dört içimizdeki ilmeklerimizi de artırıyoruz. Bir sıra düz örüyoruz. Şimdi 3 içindeki yedi adet ilmeğimi düz örüyorum. Hanımlar bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca hatırlatmak isterim. Artırma işlemini birinci ve üçüncü şişimizde ilk iki ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. İkinci ve dördüncü şişimizde de son iki ilmek kalana kadar örüp artırmamızı öyle yapıyoruz. Evet dördüncü şişimdeki yedi ilmeğimi de düz olarak ördüm. Ee, şimdi yeniden artırma zamanı hanımlar. İlk şişimdeyim. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Bunu da yine düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz Böylece birinci şişimde 8 adet ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. İkinci şişimde de son 2 ilmeğim kalana kadar örüp kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarını şuraya şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeği düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz. İkinci şişimde de 8 adet ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Üçüncü şişimde ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Bunu da yine düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim hanımlar. Burada da artırmamı yapacağım. Son iki ilmeğim kalana kadar örüp artıracağım. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şimdi takıyorum. Bunu düz ördüm. Kalan iki ilmeğim düz. Böylece dört işimizde de sekizer tane ilmeğimiz oldu. Bakın hanımlar ilmek sayıları arttıkça şişlerimiz de bu şekilde yerlerine oturuyor. Karışık durmuyor. Şimdi bir sıra düz gideceğiz. Bir sıra dört işimizdeki ilmekleri artıracağız. Düz gideceğiz artıracağız. Patik burnunu böyle yapacağız. Hanımlar ben bu modelimde her bir çeşimde 14'er ilmek olana kadar artırdım. Sonra modelimi kurdum. 14 ilmek artırdıktan sonra bir sıra düz gitmedim. Hemen modelimi kurdum hanımlar. Model tek renk olması itibariyle gayet esnek bir model. Bunu da göz önünde, önünde bulunduralım. Hani yok ayağımıza küçük olur gibi diye düşünmeyin. Model ayağınıza gayet rahat olacaktır. Çünkü esnek bir model hanımlar açılma özelliğine sahip. Böyle gergin gelen sıkı bir model değil. Bunu da göz önünde bulunduralım. Şimdi hep birlikte şişlerimizde 14'er ilmek olana kadar artırmalarımızı yapıp gelelim. Sonra da birlikte modelimizi kuralım. Evet sevgili hanımlar ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım ve geldim e, Patiğimizin ön yüzüne modelimizi kurmaya başlayacağız şimdi Öncelikle hanımlar 2 adet kenar ilmeğim var Böyle 2 ilmeğimi düz örüyorum Sonrasında ipimi kendime doğru aldım İpimi kendime doğru alıyorum Buradaki 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım İpimi kendime doğru aldım Öndeki 2 ilmeğimi örmeden Sağ şişime aldım bu öndeki iki ilmeğimi şöyle alıyorum hanımlar. Şu iki ilmeğimi tersten kesiyorum. Böyle. İkisini birden kestim. İpimi şişime bir kere doluyorum. Kesme yaptım. İpimi şişime bir kere doladım. Bir ilmek ters örüyorum. İlk modelimizi kurduk. Şimdi ikinci modelimize devam edeceğiz. Tekrardan ipimi kendime doğru alıyorum. İki adet ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Öndeki iki ilmeğimi, ilmeklerimin yönü düzgün gelmediği için düzelterek alıyorum hanımlar Öndeki iki ilmeğimi tersten kesiyorum İpimi şişime bir kere doladım Bir ilmek Ters ördüm İkinci modelimi de kurdum Tekrardan modelime devam ediyorum Öndeki iki ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım, ip benden tarafta İkinci şişimden devam ediyorum hemen Ardından şu öndeki iki ilmeğimi alıyorum Tersten kesim yapıyorum Şöyle iki ilmeğimi aynı anda tersten kesiyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Bir ilmek ters ördüm. Yeniden diğer modelimi yapacağım. İpimi kendime doğru alıyorum. İki ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Öndeki iki ilmeğimi tersten kesiyorum. Şöyle. Tersten kesim yaptım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. En son modelimi yapacağım şimdi. İpimi kendime doğru aldım. İki adet ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Öndeki iki ilmeğimi tersten kesiyorum hanımlar. Şöyle tersten iki ilmeğimi kestim. İpimi şişime bir kere doladım. Bir ilmek ters ördüm. Sonda kalan bir ilmeğim de kenar ilmeğim. Bunu düz olarak ördüm. Modelimizi ilk sıramızı yaptık. Şimdi patiğimizin tabanına geldik patiğimizin tabanında hiçbir işlem yok ilmeklerimizi Patiğimiz bitene kadar modelimiz bitene kadar düz olarak öreceğiz Bu sebepten dolayı videonun artık devamında bu taban bölümünü Çekmeyeceğim Buraları keseceğim Hanımlar düz yerleri örüp size göstererek her defasında Sizlere de böyle sıkmak istemiyorum videoyu da gereksiz yere uzatmak istemiyorum Sizler videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi kolayca yapabilirsiniz Evet tabanımızı ördük. Geldik yeniden ön yüze. Bir önceki sırada model kurmuştuk hanımlar. Bu sıramızda ilmekleri düz öreceğiz. İşlem yok. Bir sıra model kurulumu yapıyoruz. Bir sıra ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Model kurulumu bu şekilde oluyor. Bir sıra model var. Bir sıra ilmeklerimiz düz örülüyor. Gördüğünüz üzere bu sıramızda ilmeklerimizi düz olarak örüyorum. İkinci şişime geçtim. Yine burada da ilmeklerimi Düz olarak örüyorum. Modelimiz sağa doğru kayarak ilerleyen bir model. Aynı modeli sağa doğru kaydırıp ilerleteceğiz hanımlar. İşlem bundan ibaret. Patiğimizin ön yüzünde ilmeklerimin hepsini düz olarak ördüm. Şimdi patiğimizin tabanını düz olarak örüp gelelim. Tabanımızı düz olarak ördüm ve geldim hanımlar. Şimdi modelle yüze geldik yine. Kenarda iki adet düz ilmeğim vardı kenar ilmeğim. Model bitene kadar iki tane bu ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. Şimdi ipimi yeniden öne doğru alıyorum. Modelimiz sağa doğru kayacak hanımlar. Bu defa bir tane ilmeğimi örmeden sağ içime aldım. Bir ilmeğimi. Hemen öndeki iki ilmeğimi alıyorum. İki ilmeğimi şu şekilde tersten keserek örüyorum. Modelimizi sağa doğru kaydırıyoruz. Bakın burada ajurumuz vardı. Bir alttaki ajurumuz burada görünüyor hanımlar. Bakın burada sağa doğru kayacak. Kesim yaptıktan sonra ipimi şişime bir kere doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bu şekilde bakın modelimiz sağa doğru kaymaya başladı. Sonrasında diğer modelimi yapacağım. İpimi kendime doğru alıyorum. 2 adet ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Öndeki iki ilmeğimi alıp tersten kesiyorum. Bakın ajurumu yaptım. Buradaki ajurumuzda şöyle gördüğünüz üzere sağa doğru kaydı bir ilmek. İlmeklerimiz birer birer sağa doğru kayarak modelimiz ilerliyor. İpim ajurumu yaptıktan sonra bir ilmek ters örüyorum. Tekrardan devam ediyorum modelime. Öndeki iki ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Sonrasında iki ilmek ters öreceğim. Bir, ikinci ilmeğimi de ikinci alarak örüyorum. Şu iki. İki ilmeğimi tersten kesiyorum. Kesim yaptıktan sonra ipimi şişime bir kere doladım. Ajurumu yaptım. Bir ilmek ters ördüm. Diğer modelimi kuracağım. İpimi kendime doğru alıyorum. İki adet ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Bu şekilde öndeki iki ilmeğimi tersten kesiyorum. Ben onlar ilmek yönü düzgün gelmediği için düzelterek örüyorum. Sizinki düzgün geliyorsa düzeltmenize gerek yok. İki ilmeğimi tersten kestim. İpimi şişime bir kere doladım. Bir ilmek ters ördüm. Sonuncu modelimi yapacağım şimdi. Yine ipimi kendime doğru alıyorum. 2 adet ilmeğimi ters olarak 2 adet ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Tersten kesiyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Hemen yanına bir ilmek tersimi ördüm. Şimdi hanımlar yeniden diğer modele başlatacağız. Yarım olacak yalnız. İpi kendime doğru alıyorum. Buradaki bir ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. İpimi yeniden düzelttim. Bakın buradan yeniden diğer modelimizi de başlatıyoruz. Modelin biri biterken hemen bu sol taraftan diğeri başlıyor. Bu sondaki bir ilmeğimi de kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Geldik patiğimizin tabanına hanımlar. Patiğimizin tabanını düz olarak örüp gelelim. Tabanımızı ördüm hanımlar yeniden ön yüze geldik. Bir önceki sırada model yapmıştık. Bu sıramızda ilmeklerimizin hepsini düz olarak öreceğiz. Bir sıra model kurulumu var. Bir sıra tamamen düz örgü uygulaması yapıyoruz. Artık bu düz yerlerinde anılar videonun devamında göstermeyeceğim. Tabanımızı öreceğiz. Ardından bir sırada dört çimizdeki ilmeklerimizi düz örüp geleceğiz. Bu şekilde açıklama yaptıktan sonra sizler bu düz olan yerleri örersiniz. Modelli yerleri birlikte yaparız. Dediğim gibi videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi kolayca yapabilirsiniz. İşte ilmeklerimizin hepsini düz ördüm. Şimdi patiğimizin tabanını da yine düz olarak örüp gelelim. Tabanımızı ördüm ve geldim hanımlar yeniden modelimizi kuracağız bu sıramızda kenardaki iki adet ilmeğimi düz ördüm. Sonrasında hanımlar ben bu modeli nasıl yapabiliyorum nasıl e, şaşırmadan yapıyorum hemen onu da söyleyeyim. Ajurlarımızı takip ederek yapıyorum hanımlar. Bakın ajurlarımız sağa doğru kayıyor. <laughs> Çok pardon. Şimdi iki ilmeğimizi ördükten sonra. Bakın buraya ajur gelmesi için ajurdan önce ne yapıyorduk? Öndeki iki ilmeğimizi tersten kesiyorduk. Şimdi öndeki iki ilmeğimi tersten kesiyorum. İki ilmek ördükten sonra öndeki iki ilmeğimi tersten kestim bakın. Ajurum e, kestikten sonra ajurumu yapıyorum. Bu şekilde ajurumuz sağa kaymış oldu. Eee ajurumu yaptıktan sonra yani ipimi şimdi doladıktan sonra bir kere bir ilmek ters örüyorduk bu şekilde. Sonra diğer modelleri kuruyoruz yeniden. İpimi kendime doğru aldım. 2 ilmek örmeden sağ şişime alıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi tersten kesiyorum. Kesimimi yaptım. Yeniden ajurumu yaptım. Bakın burada da ajurumu sağa doğru kaydı. Ajurumu yapıyorum. Ajurumdan sonra bir ilmek ters örüyorum. Tekrardan ipi kendime doğru aldım. Öndeki 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi tersten kesiyorum. Böyle arka yüzden kesimimi yaptım sonrasında ipimi şişime doluyorum yeniden ajurumu yapıyorum ikinci şişimden devam ediyorum ajurumdan sonra bakın bir önceki sıradaki ajurlu ilmeklerimiz hep ters ilmek olarak denk geliyor bir ilmek ters örüyorum diğer modelimi kuracağım İpimi kendime doğru aldım İki ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum öndeki iki ilmeğimi alıp tersten kesiyorum Tekrardan ipimi şişime bir kere doladım. Bakın buraya yeniden ajurum var. Ajurum ters ilmek. Bir ilmek ters örüyorum. Diğer modelimi kuracağım. Öndeki iki ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum ipki benden tarafta. Sonra bu öndeki iki ilmeğimi alıyorum. Tersten kesim yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Bir ilmek ters ördüm. Diğer modelimi kuracağım. İpimi kendime doğru alıyorum. Öndeki iki ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Artık hanımlar burada bir adet ilmeğimiz kaldı. Bu kenar ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Burada da modelimizi başlatmış olduk. Şimdi hanımlar patiğimizin tabanını örelim. Tabanından sonra 4 çizdeki ilmeklerimizi de bir sıra düz örüp gelelim. Tekrardan modelimizi yapmaya devam edelim. Evet hanımlar tabanımı ördükten sonra bir sırada 4 çimdeki ilmeklerimi düz olarak ördüm. Modelden sonra bir sıra düz örüyorduk çünkü. Tekrardan modelli taraftayız şimdi kenardaki 2 adet ilmeğimi örüyorum Şimdi bakıyorum ajurumu takip ederek gidiyordum burada bir ilmek e, ajurum var Ajurumdan önce bir ilmeğim var buradaki bir ilmeğimi ters örüyorum hanımlar Bir ilmek ters ördüm sonra ajur yapıyorum bakın ajurumu bir ilmek daha sağa kaydırarak devam ettim Ajurumdan sonra yani ipimi şişime bir kere doladıktan sonra bir önceki sıradaki ajurlu ilmeğimi de yine ters örüyorum Ajurlu ilmeklerimiz ters örülüyor hanımlar. Bakın bir ilmek ters örüyorum. Ters ördükten sonra diğer modelimizi başlatarak devam edeceğim. İpimi kendime doğru aldım. 2 ilmek örmeden sağ şişime alıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi tersten kesiyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Bir ilmek ters öreceğim. Bakın ters ilmeğim yine bir tersi. Ajuruma denk geldi. Bir ilmek ters ördüm. İpimi kendime doğru alıyorum yeniden. 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım öndeki iki ilmeğimi alıp tersten kesiyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Bir ilmek ters ördüm. Bu şekilde bakın modelimiz oluşmaya başladı bile. İkinci şişimden devam ediyorum. En son bir ilmek ters örmüştük. Yeni modeli başlatarak buradan devam edeceğiz. İpimi kendime doğru alıyorum. İki ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Öndeki iki ilmeğimi de tersten kesiyorum. İpimi şişime bir kere doluyorum. Hemen ardından bir ilmek tersim var. Diğer modelimi başlatıyorum. İpimi kendime doğru aldım. İki ilmek örmeden sağ şişime alıyorum. Öndeki iki ilmeğimi alıp tersten kesiyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Bir ilmek ters ördüm. Şimdi diğer modelimizi başlıyoruz hanımlar. En son modelimiz. İpimi kendime doğru alıyorum. İki ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Öndeki iki ilmeğimi keseceğim ardından. Fakat önde iki ilmeğim yok. Burada bir kenar ilmeğim var. Bir tane de düz ilmeğim var. Bu ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Son kenar ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde. Hanımlar model sağ tarafta biterken sol tarafta başlıyor. Sağa doğru kayarak devam ediyor. Şimdi patiğimizin tabanını örelim. Ardından da dört şimdeki ilmeklerimizi bir sıra düz olarak örüp gelelim. Evet hanımlar patiğin tabanını ördüm. Bir sırada 4 şimdiki ilmeklerimi düz ördüm ve geldim. Bakın modelimiz oluşmaya başladı bile. Sayalım. 1 2 3 4. Birlikte 4 adet modelimizi kurmuşuz. Şey aradaki ipleri sayarak hesapladım. 4 tanesini kurmuşuz. Şimdi beşinciyi yapacağız birlikte. Öncelikle kenardaki 2 adet ilmeğimi yine düz örüyorum. Kenar ilmeğim bu. Sağ tarafta 2 adet kenar ilmeğim var. Bu model sonunda burada da bir adet kenar ilmeğim var hanımlar. Ardından şöyle bakıyorum. Burada ajur yapacak artık yerimiz kalmadı. Bu aşamada yapacağımız işlem şu. iki ilmek ördükten sonra artık buradaki modelimiz bitti. Bu ilmeğimi ters örüyorum. Bu ajurlu ilmeğimi de ters ördüm. Ajurlu ilmeğimi de ters ördüm. Ters ördükten sonra diğer modelimizi başlatıyorduk. Tersimden sonra ajurlu ilmeğimizi ters ördükten sonra ipimi kendime doğru alıyorum. 2 adet ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Öndeki 2 ilmeğimi tersten kesiyorum. İpimi şişime bir kere doluyorum. Bakın bir önceki sıradaki ajurlu ilmeğim var. Bunu ters örüyorum. Diğer modelimi başlatacağım. İpimi kendime doğru aldım. 2 ilmek örmeden sağ şişime alıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi tersten kesiyorum. İpimi şişime bir kere doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Tamam ilmeğim tersten geldi. Diğer modelime başlatacağım şimdi. 2 e, ipimi kendime doğru alıyorum. 2 ilmek örmeden sağ şişime alacağım. 1. 2. ilmeğimi de ikinci şişinden alarak yapacağım. 2. 2 ilmek örmeden sağ şişime aldım. Öndeki 2 ilmeğimi alıp tersten kesiyorum. İpimi şişime bir kere doladım. 1 ilmek ters örüyorum. Diğer modelimi başlatacağım. İpimi kendime doğru aldım. 2 ilmek örmeden sağ şişime alıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi alıp ikisini tersten kesiyorum. İpimi şişime bir kere doladım. 1 ilmek ters ördüm. Diğer modelime geçtim. İpimi kendime doğru aldım. 2 ilmek örmeden sağ şişime alıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi tersten kesip ipimi şişime bir kere doluyorum. Burada son bir kenar ilmeğimiz kaldı hanımlar. Kenar ilmeğimizi düz örüyoruz. Beşinci modelimizi de yaptık. Şimdi patiğimizin tabanını örelim. Ardından da dört çimüfteki ilmeklerimizi bir sıra düz örüp gelelim. Evet hanımlar ben patiğimizin tabanını ördüm. Bir sırada düz ördüm. Geldim dört çimdeki ilmeklerimi tekrardan modelli taraftayız. Kenardaki iki adet ilmeğimi düz örüyorum. Ardından bakıyoruz hanımlar nasıl yapacağız diye modeli şöyle takip edebiliriz. Bakın Şurada ajurumun olduğu bölüm burası. Buraya bir tane ajur yapacağız. Bakın sağa doğru kayarak geliyor ajur yapacağız. Ajurumuzdan önceki iki ilmeği tersten kesiyorduk. Sonra öndeki iki ilmeği de <laughs> ipimizi öne alıp bu şekilde ajurları takip ederek modelimizi kuruyoruz. İki ilmeğimizi ipimiz kendimiz taraf, benden tarafta bu şekilde öne alıyorduk. Bu şekilde yapıyorduk hanımlar. Modeli böyle takip ederek yapabilirsiniz. Model sağa doğru kayıyor. Sağ tarafta model bitiyor, sol tarafta her defasında yeni model başlıyor. Modeli şöyle yapıyorduk hanımlar. İpi kendimize doğru alıyoruz. 2 ilmek örmeden sağ şişimize alıyoruz. Öndeki iki ilmeği tersten kesip bir ajur yapıyoruz. Bir ilmek de ters örüyoruz. Modeli bu şekilde devam ettiriyoruz. Bakın, iki öndeki ilmeğimi kestim. Ajurumu yaptım. Buradaki bir önceki sıradaki ajurlu ilmeğim ters. İpi kendime doğru aldım. Öndeki iki ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Buradaki iki ilmeğimi de tersten kesiyorum. İpimi şişime bir kere doluyorum. Bakın ajurlarım sağa doğru kayarak gidiyor. Ajurumdan sonra bir önceki sıradaki ajurlu ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmek ters. Diğer modelimi başlatıyorum. İki ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Diğer şişimde devam edeceğim. Hemen ardından önde iki tane ilmeğim var. Bu iki ilmeğimi tersten kesiyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Yani ajurumu yaptım. Bir ilmek ters ördüm. Diğer modelime başlatıyorum. İpimi kendime doğru aldım. İki ilmek örmeden sağ şişime alıyorum. Öndeki iki ilmeğimi tersten kesiyorum. İpimi şişime bir kere dolayıp bir ilmek ters örüyorum. İpi tekrar kendime doğru aldım. İki ilmek örmeden sağ şişime alıyorum. Öndeki iki ilmeğimi tersten kesiyorum. Bu şekilde. İpimi şişime bir kere doladım. Bir ilmek ters ördüm. Bakın buradaki bir tane ajurumuz vardı. Bunu ters ördük. Kenarda bir adet ilmeğim var. Kenar ilmeğim bunu da düz olarak ördüm. Gördüğünüz gibi hanımlar modelimiz bu şekilde ilerliyor. Birlikte kaç model yaptık sayalım? 1 2 3 4 5 6. Şöyle baktığımız anda 6 adet modelimizi birlikte yapmışız. Bir iki sıra model daha yapalım. İyice anlaşılsın. Şimdi patiğimizin tabanını örelim. Ardından 4 içimizdeki ilmeklerimizi de bir sıra düz örüp gelelim. Evet hanımlar yeniden modelimizin ön yüzündeyiz. Şimdi devam ediyoruz modelimizi yapmaya. Kenardaki 2 adet ilmeğimi düz olarak ördüm. Ee, şimdi hanımlar Bakın bir önceki sırada buraya ipimizi öne alıp iki ilmek almıştık şişimize bu defa bir ilmek alacağız buraya yarım model olacak artık bu ikinci bakın şuradaki kurduğumuz modelde bitiyor artık buraya yarım model düşüyor ipimi öne doğru aldım bir ilmek örmeden sağ şişime aldım öndeki iki ilmeğimi alacağım tersten bu iki ilmeğimi keseceğim. Ajurumu yapacağım. Bakın ajur sırası sırasını takip edince modelimiz böyle tam denk geliyor. Buradaki ajurlu ilmeğimi de ters örüyorum. Diğer modelimi başlatıyorum. İpimi kendime doğru aldım. İki ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Öndeki iki ilmeğimi aldım. Tersten kesiyorum. Şöyle yarım ilmek almayayım diye uğraşıyorum. Evet şöyle tersten kesiyorum öndeki iki ilmeğimi. Alttan yarım ilmek mi almışım ne? Evet şimdi düzelttim. Tersten kestim. Ajurumu yapıyorum ve bir ilmek ters örüyorum. Devam ediyorum. Öndeki iki ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Buradaki iki adet ilmeğimi tersten keseceğim. İkinci ilmeğimi diğer şişimden alarak yapıyorum. İki ilmeğimi tersten örerek kestim. İkinci şişimden devam ediyorum. Kesme işleminden sonra hemen ajurumu yaptım. Bir ilmek ters örüyorum. Tekrar ipi kendime doğru alıyorum. 2 ilmek örmeden sağ şişime aldım. Öndeki 2 ilmeğimi alıp tersten kesiyorum. İpimi şişime bir kere doladım. 1 ilmek ters ördüm. İpi kendime doğru aldım. 2 ilmek örmeden sağ şişime alıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi alıp tersten kesiyorum. İpimi şişime bir kere doladım. 1 ilmek ters ördüm. Şimdi diğer modeli başlatacağız hanımlar. Ama burada bir kenar ilmeğim var. Bir de burada bir ilmek kaldı. Bunu da şöyle yapacağım. İpimi kendime doğru alacağım. Bir ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Yeni modeli yarım model olarak başlattık. Burada yarım modeli yapmıştık hanımlar başlangıçta. Sonda da yine yarım model denk geldi. Sonuncu ilmeğimi de düz örüyorum. Modelimiz artık bu şekilde ilerliyor hanımlar. Umarım anlaşılmıştır. Çünkü birlikte toplamda 7 adet modelimizi yaptık. Model Sol taraftan başlıyor, sağ taraftan bitiyor hanımlar. Bu şekilde devam ediyor. Ben bu patinde ne kadar model yaptım? Hemen onu da şuradan sayalım. Hatta şu kenardan sayarak söyleyeyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane model yaptım. Benim ölçülerime göre tam geldi. Sizler bu bölümü hanımlar ayağınıza ölçerek yapın. Nasıl ölçeceksiniz? Hem ben şöyle göstereyim. Şu mankeni aldım. Kendi ayağımı çıkartamayacağıma göre buraya manken ayağımı şöyle koydum. Şekilde hanımlar. Bakın model zaten ilerliyor. Bu modeli ayak bileğinize kadar ilerletebilirsiniz. Ya da daha kısa yapmak isteyebilirsiniz. Daha uzun yapmak isteyebilirsiniz. Bunu kendiniz artık ayarlayın. Ben 17 sıra yaptım. Benim gözüme öyle hoş geldi. Göründü öyle bıraktım. Şekilde. Hanımlar Buraya kadar ayak bileğinize kadar kendi ölçülerinize kadar modelimizi bu şekilde kurun. En sonucu modelimizi yaptıktan sonra ilmeklerimizi dört işimizde de iki sıra boyunca düz örüp gelelim hanımlar. Sonra da birlikte bilek ayrımımızı yapalım. Evet sevgili hanımlar ben patiğimin ön tarafını tarif ettiğim ölçülerde ördüm ve geldim. Toplamda 17 adet desenimden kurdum. Modelimi bitirdikten sonra iki sırada 4 şimdilik ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi bilek ayrımını yapacağım. Bilek ayrımı için hanımlar ön yüzdeyim. İlk şişimde son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Yani 13 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimden de bir adet ilmek alıyorum. İkinci şişimdeki ilk ilmeğimi aldım. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştirerek örüyorum. İlk yer değiştirdim. ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında ilmekleri böyle yer değiştirmemin sebebi şu. Bilek ayrımımız daha sıkı ve sağlam oluyor. Hanımlar ben bu patiğimin kenarlarında buralarda yedişer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü görünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü görünce de haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşayı elde ediyorum. Şimdi burada ilk bilek ayrımı bölümünde ilk yedi ilmeğim haroşa düz örüyorum. 5, 6, yedim. Kalan ilmekleri de patiğimizin ön yüzünde olduğumuz için yine düz olarak öreceğim. Diğer bilek ayrımı yaptığım yere kadar bu şekilde. Taban bölümüne geçtim. Taban bölümünde de yine ilmeklerimi düz örmeye devam ediyorum. Bir diğer şişime geldim. Burada da ilmeklerimi düz öreceğim. Tabanımıza gelen bölüm yine burası. Ve son şişime geldim. Bileği ayrımı yaptığım şişime. Burada da ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Patiğimizin arka bölümünde ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Sadece kenarlardaki haroşaları haroşa öreceğiz. Şöyle örüyorum yine ilmeklerimin hepsini. Burada son 7 ilmeğimle yine düz örüyorum. Çünkü hem ön hem arka yüzde haroşa ör düz örerek haroşayı elde ediyorum. Bileği ayrımına geldik. Şimdi geri dönüyorum. Bileği ayrımından sonra artık geri döneceğiz. Burası ayrılıyor çünkü. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 adet ilmeğimi düz öreceğim. Çünkü haroşa olacak. 4 ilmek oldu. 5, 6, 7. Ön yüzüne baktığımız anda burada bir diş haroşamız oluştu. Kalan ilmeklerimizi arka yüzde olduğumuz için ters örüyoruz hanımlar. Yapacağımız işlem bunlar ibaret. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Kenarlardaki haroşa ilmeklerimizi ben hem ön hem arka yüzü düz örgüde elde ediyorum. Sizler haroşayı ters örüyorsanız kenardaki geçerli ilmek e, haroşalarımızı ters örebilirsiniz. Çünkü herkesin örgü tekniği el alışkanlığı birbirinden doğal olarak farklı olabilir. Nasıl kolayınıza gidiyorsa, nasıl rahat, nasıl düzgün örebiliyorsanız o şekilde örebilirsiniz bu bölümü. Bir diğer şeye geçtim bu arada buradaki ilmeklerimi de yine ters örüyorum arka yüzde olduğumuz için. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Sonuncu şişime geldim hanımlar. Burada da yine ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece son 7 ilmeğimi haroşa olduğu için düz öreceğim. Şişimde şu an son 7 ilmeğim kaldı. Düz örüyorum artık haroşalarımı. Bilek ayrımına kadar 7 ilmeğimi ördüm. Geri dönüyoruz hanımlar. Kenarlarda birer diş haroşamız oluştu patiğimizin kenarlarında. Yeniden yapacağımız işlem şu. Diğer bölüme kadar şu anda ilmek kaçırıyorum. Hemen toplayayım ilmeğimi. ve patiğimizin ön yüzündeyiz. Diğer bilek ayrımı yaptığımız yere kadar yine ilmeklerimizi düz öreceğiz. Arka yüzde ters öreceğiz. Bu şekilde patiğimizin arkasını yapacağız. Diğer bilek ayrımına kadar gideceğiz, geleceğiz, gideceğiz, geleceğiz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Bu şekilde hanımlar. Yapacağımız işte patimizin arkasında bu. Bir model bir detay başka bir şey yok. Hanımlar ben bu patiğimin arkasında toplamda 15 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam geldi. Sizler yine mutlaka ayağınıza deneyin hanımlar. Giyin patiğinizi ayağınıza. Arka bölümünü tam bu topuğun bu bölümüne kadar örün. Artık ne kadar haroşa gerekiyorsa o kadar örersiniz. Belki 13 haroşa öreceksiniz. Yeterli gelecek. Belki 17, belki 18 haroşa öreceksiniz. Bu tamamen değişiklik gösterebilir. Neden değişiklik gösterir? Sebebi de şu. Herkesin elinin örgüsünün sıkılığı, gevşekliği, kullandığı şişleri, şiş numarası, ipinin markası bile patiğin boyutunu etkileyebilir. Buna dayanarak lütfen ayağınıza ölçerek yapın ki çok daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arkasını tamamlayalım. Gelelim sonra da birlikte patiğimizin topuğunu keselim hanımlar. Evet sevgili hanımlar ben patiğimin arka tarafını tarif ettiğim ölçülerde ördüm ve geldim. Bu aşamada bile geldim bundan sonra bu bölüm genişlediği için 4 şişimizdeki ilmeklerimiz de böyle tek şişte toplanacak duruma geldi. Fakat ben bu topuk bölümünde bana kolaylık sağlasın diye e, topuğumuzu keserken kolaylık sağlasın diye sol şişime yani buraya tam tamına 24 adet ilmeğimi ayırdım. Şimdi birlikte patiğimizin topuğunu yapmaya başlayalım. Hanımlar patiğimizin topuğunu yaparken kenarda 7 adet haroşa ilmeğimiz vardı. Yine bu 7 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. 7 tane haroşa ilmeğimi ördüm. Ardından patiğimizin ön yüzünde düz olarak sayarak öreceğim. 7 ilmeğimizi örmüştük. 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimizi ördük. 24. ilmeğimizi örerken şu öndeki iki ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği aynı anda bir kesiyorum. İlk topuk kesimimizi burada yaptık hanımlar. Evet. Şişime bakıyorum. Şişimde de 7 adet ilmeğim kalmış. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek. Bu şekilde de patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi geri dönüyorum. Patiğimizin şu anda arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Burası ters tarafa denk geldiği için buradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Çünkü 7 ilmek haroşamız var. ilmeklerimi ters örüyorum. Son 7 ilmeğime geldim hanımlar. Son 7 ilmeğim haroşa olduğu için bunları düz örüyorum. Evet, başa çıktık bu şekilde. Tekrardan geri dönüyorum. Yeniden patiğimizin ön yüzündeyiz. Topuğumuzu kesmeye devam edeceğiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Toplamda 23 adet ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. 24. ilmeğimizi örerken kesimimizi yapacağız. 7 ilmek haroşa ördüm. Sayarak devam ediyorum. 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeğime gelince şu öndeki iki ilmeğimi alıyorum. 24. ilmeğimi örerken kesimimi yapıyorum. İkinci kesimimizi de yaptık. Şişimize bakıyoruz burada. 6 adet ilmeğimiz kalmış. Bir önceki sırada 7 ilmek vardı şimdi 6 ilmek kaldı. Şimdi hanımlar yapacağımız işlem şu yeniden arka yüzde ilmeklerimizi ters öreceğiz. Ön yüzde ilk 23 ilmeğimizi örüp 24. ilmeğimizi örerken kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine buradaki 6 ilmeğimiz e, bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte sizlere tarif ettiğim gibi buradaki son 6 ilmeğimizde birer birer bit eksilip bitene kadar patiğimizin topuğunu tarif ettiğim gibi örüp gelelim. Evet hanımlar ben buradaki ilmeklerimin hepsini sizlere tarif ettiğim gibi ördüm ve geldim. Bu şekilde bakın patiğimizin topu oluştu. İlk başta buraya 24 adet ilmek ayırmıştık. Şimdi bu şişimizde de sağ şişimizde de 24 adet ilmeğimiz kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimizin böyle ön yüzü içeride ters yüzü de dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı elime aldım. İlk kesimimi şöyle yapacağım. Ben her taraftaki şişimden bir ilmek alıyorum. Diğerinden de bir ilmek alıyorum. İkisini bir kesiyorum. İlk kesimimiz böyle. Diğerlerini de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişimden bir ilmek alıyorum. Diğerinden de bir ilmek alıyorum. Bu ikinci ilmeğimi ilk ilmeğimin içinden geçirip ilk ilmeğimi şişinden bıraktım. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek. Diğerinden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin içinden geçirdim. Bıraktım. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, diğerinden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeğimi ilkinin içinden geçirip bıraktım. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve bu ilmeklerimizi böyle birbiri içinden geçirip tığımızdaki ilmekleri kesiyoruz hanımlar. Gizli kesim bu. Gayet de güzel duruyor patiğimizin arkasında. Şimdi kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde kesip gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi tarif ettiğim gibi kestim. Şişlerimde son ikişer ilmeğim kaldı. Yine buradaki ilmeklerimi sırasıyla alıyorum. Birbiri içinden geçirip tığım ile topluyorum. Şişlerimde kalan son ilmeklerimi de şöyle yapacağım. Önce ben taraftaki şimdiki ilmeğimi aldım. Sonra ikinci şimdiki ilmeğimi aldım. Artık buradan şişlerimiz de boşa çıktı. Tığımdaki 3 ilmeğimi birden böyle topluyorum. İki tane sıkı bir zincir çekiyorum. Zincirimi çok sıkı çektim. Patiğimiz sökülmesin diye. Hemen buradaki ipimi de Keyfiyorum artık. Böyle hanımlar hemen ipimizi de gizleyelim. Gizleme unutmayalım hanımlar. Patiğimizin içi dışı temiz görünsün. İpler çıkmasın sonradan. Böyle ipimizi de gizliyorum. Böylece patiğimiz bitti. Şimdi topuğunu da size detaylı bir göstereceğim. Nasıl göründüğüne de öyle bakacaksınız. Şöyle Tek taraflı bir kesim hanımlar izi bile belli değil zaten görüldüğü üzere. Gayet de güzel duruyor patiğimizin arkası güzel güzel ve şık duruyor. Hemen patiğimizi bir de makine ayağımıza giydirelim. Öyle bakalım. Çok şık güzel bir patik oldu. Böyle sade model arayanlar için de çok güzel bir fikir olur diye düşünüyorum. Bakın hemen giydiriyorum arkadan da gayet de rahat oldu. Şöyle de esnek hanımlar gördüğünüz üzere. Gayet de esnek Bakın Patiğimiz bu şekilde Ön yüzden şöyle göstereyim Tabanımız Arkası topumuz Böyle Evet hanımlar yine birlikte Bir güzel modelin daha sonuna geldik Umarım videomu beğenmişsinizdir Yeni modellerde yeni videolarda buluşmak dileğiyle Şimdilik hoşça kalın Sağlıcakla kalın